Bursa'da yaşam, Türkiye'de kent kültürü denince akla gelen ilk dergi Bursa'da yaşamın Mayıs 2017 sayısı yarın okuyucuyla buluşuyor. Bursa'da yaşam dergisinin kapak konusu Bursa köylerinde dönüşüm. Olay gazetesinin kültür hizmeti olarak 19 yıldır yayın yaşamına devam eden Bursa'da yaşam dergisi yine arşivlik bir sayıyla geliyor. Tam 364 sayfalık derginin kapak konusu Bursa köylerinde dönüşüm. Osmanlı'dan günümüze ova ve dağ köylerinde yaşanan değişimin ele alındığı dergide Bursa köylerindeki kültürel kalkınmanın boyutları da inceleniyor. Bursa'da yaşamın son sayısında kentin kültürel geçmişinde yer edinen portrelere de yer verildi. Sanatçısından sporcusuna, gazetecisinden yazarına 75'i aşkın Bursalı'nın hayat hikayeleri ilk kez kaleme alındı. Bursa'da yaşam yarın bayilerde olacak ve Olay Gazetesi ile birlikte okuyucuya ulaşacak. Değerli izleyenler, Bursa'da Yaşam'ın son sayısını konuşacağız. Elbette Bursa'da Yaşam Dergisi Genel Yayın Müdürü Nahit Kayabaşı ile birlikte. Sayın Kayabaşı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Son sayıyı daha detaylı konuşmak istiyorum ama ona geçmeden önce genel olarak Bursa'da Yaşam üzerine bir şeyler söylemek gerekir bana kalırsa. 19 yıldır istikrarlı bir yayın çizgisi. Türkiye'de de bilebildiğimiz kadarıyla başka bir örneği olmayan bir yayın. Çünkü bir taraftan akademik yanları var, bir Evet. taraftan popüler yanları var. Yani bir akademisyen kadar bir gazete okuyucusunun da merakla beklediği, aman benim kütüphanemin raflarında da olsun dediği bir dergi. Siz de bu derginin Evet. mimarısınız. Nasıl bir anlam ifade ediyor sizin için Bursa'da yaşam? Tabii Bursa'da yaşam kentin kültür damarlarını araştıran, ortaya koyan, bu anlamda Bursa'nın geçmişiyle bugününü buluşturan bir yayın çizgisi izliyor başından bu yana. Dediğiniz gibi Türkiye'de bir örneğini göremiyoruz. Keşke olabilse, başka kentlerimizde de yayınlanabilse bu tür dergiler. Evet. Biz aslında kendimizi öncelikli olarak yerel bir dergi olarak niteliyoruz ama çünkü yerel değerlerimizin bugüne kadar göz ardı edilmiş ya da unutulmuş ya da gölgede kalmış boyutlarını gün yüzüne çıkarma işlevini öncelikle kendimizi bir görev, bir misyon olarak seçtik başından bu yana. Ama bunun yanı sıra tabii güncel bir köprü de kurmak gerekiyor elbette. Yani bu anlamda 19 yıldır bir uğraş veriyoruz. Fakat yerel derken yerel değerlere tabii ki evrensel bir bilinçle, bir bakışla o Evet. çizgiden bakmaya özen gösteriyoruz. Dergimizde de bu yönde metinler olması için çaba veriyoruz. Evet. Peki son sayıya gelelim. Kapak, ana kapak konusu Bursa köylerinde değişim ve dönüşüm. Bursa'da yaşamın daha önceki sayılarına şöyle bir hatırladığımız zaman Evet. genelde Bursa merkezi gibi algılanabilir. Şimdi merkezden çevreye doğru bir araştırma bütünlüğü sanki bu yeni sayıda ortaya çıktı. Neden köyler diye bu aşamada soralım o Evet, zaman. bir anlamda dediğiniz gibi yorumlanabilir. Ama tabii biz kent kültürü odaklı, yani yalnızca kenti odak almıyoruz elbette. Kenti çevresiyle bir bütün olarak Evet, bir bütün olarak. düşünürsek zaman zaman Bursa köylerine, Bursa dışındaki çeperlere de uzanıyoruz. Örneğin geçmiş sayılarımızdan birinde geleneksel kültür yaşamımızı ele almıştık. Folklorik değerlerimizi ele almıştık. Bu anlamda yine Bursa köylerinde epey zengin malzemeler derleyip dergimize yayımlamıştık Evet. dergimizde. Yine aslında o anlamda bir sayı oldu belki. Şimdi genel bir değerlendirme yaparsak köylere ilişkin Evet. araştırmalardan nasıl bir sonuç çıktı? Şimdi Bursa özeline bak, Bursa yani daha merkezi anlamda Evet. baktığımız zaman hem Osmanlı ile birlikte hem Cumhuriyet ile birlikte yaşanan bir
sanayileşme ve ona koşut olarak gelişen bir kentleşme, kentlileşme süreci var. Peki köylerdeki değişim, dönüşüm hangi yöne evrilmiş? Ondan biraz şöyle söyleyeyim, şaşırtıcı bilgiler var tabii bu dosyamızda. Örneğin 1939 yılından bir veri sunarsam, bana hak verirsiniz. 1939 yılında Bursa'ya baktığımız zaman 765 köy görüyoruz. Hı hı. Ve bu köylerde inanılmaz bir nüfus görmekteyiz. 310.749 nüfus var ki bu da o dönemdeki Bursa nüfusunun %70'ine karşılık geliyor. Evet. Yani müthiş bir şey ama zaman içinde tabii Bursa'nın özellikle 1961'de Türkiye'nin ilk sanayi bölgesinin kurulmasıyla birlikte Bursa'nın sanayileşmeye başlaması ve kentleşmedeki yoğunlukla birlikte bu köylerden de göçün hızlandığını, nüfusun kente doğru aktığını, Bursa'da kenar mahallelerin, işçi mahallelerinin oluştuğunu görüyoruz. Tabii daha sonraki yıllarda yine geleneksel kırsal yaşamın çözülmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu da köylerdeki işlevin azaldığını, özellikle eğitimde bunun çok keskin dönüşümler yaşadığını görmekteyiz. Peki ova köyleriyle dağ köyleri arasındaki değişim, var, farklılıkları var. Çok belirgin bir şey var, fark var. Çünkü dağ köylerinde daha çok yoksunluk söz konusu ve toprağın verimsiz olmasının da bunda etken olduğunu görüyoruz. Evet. Ama ova köylerinde tam tersi yeni araçlar ve teknolojinin girmesi, ulaşımın rahat olması ve kentle bütünleşmesinin sağlandığını görüyoruz ova köylerinde. Dağ köyleri ne yazık ki bu olanaklardan yoksun olduğu için ya da dağ köyü, hem dağ köyü hem Bursa'ya uzak köyleri kastediyoruz tabii ki. Bunlarda aynı geleneksel yaşamın günümüzde de belli ölçülerde sürdüğünü, hatta bazı yörelerde bu köylerin hayalet köylere dönüşmekte olduğunu acı biçimde görüyoruz ne yazık ki. Çünkü işte ulaşım, eğitimin kayması, taşımalı eğitim vesaire, bazı köylerde okulların kapanması gibi sorunlar, tarımsal üretimin çok geri plana itilmesi, artık o olanakların kalmaması, genç nüfusun kentlere göç etmesi, yalnızca yaşlı nüfusun oralarda yaşıyor olması gibi sorunlar var. Peki Bursa'da yaşamın ayrıcalıklı, yani bu dergiyi ayrıcalıklı kılan yönlerinden biri adeta tozlu raflarda kalmış, unutulmuş bir takım metinleri ilk kez gün yüzüne çıkarması. Aynen, elbette öyle. Seyahatnamelerden söz ediyorum. Evet. Bugüne kadar pek çok yabancı gezginin metinleri bu dergi sayesinde ilk kez Türkçe'ye de kazandırılmış oldu. Peki son sayıda ne var? Bu dediğinizi ben önemsiyorum. Çünkü dergimizin işlevlerinden biri bu. Gerçekten de kent kültürüne önemli katkıda bulunuyor bu anlamda dergimiz. Şunun için bugüne kadar pek çok seyyahın seyahatnamesini ilk kez Türkçe'ye kazandırdık. Bunları asıl dillerinden, yani aslından çevirterek yayımlıyoruz. O kadar çok büyük bir birikim sağlandı ki bu konuda. Yani Bursa'nın seyahatname kültürü epey zenginleşti dergimiz sayesinde diyebilirim. Bu sayımızda da yine çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir seyahatname var. Hatta iki seyahatname var. Ben birincisini söyleyeyim öncelikle. Ignaz von Brenner adlı bir Avusturyalı seyyahın, diplomatın, şarkiyatçının bir seyahatnamesi var. 1793 yılında. 1793. Evet. Bu seyyah diplomat olduğu için Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Elçiliği'nde saray tercümanı olarak görevli olduğu bir dönemde Bursa'ya 10 Mayıs'ta Bursa'ya geliyor. Önce işte İstanbul'dan Pera'dan yola çıkıyor. Önce Mudanya geliyor deniz yoluyla. Oradan atlarla
çok onu ayrıntılı biçimde anlatıyor. Atlarla Bursa'ya geliyor ve bir Yahudi mahallesinde bir Yahudi tüccarın evinde konuk oluyor. Sonraki günlerde 4-5 gün boyunca kenti geziyor, dolaşıyor, bilgi topluyor, not alıyor, yorum yapıyor, gözlemlerini yazıyor. 13'ünde Uludağ'a tırmanıyor. Oradaki gözlemlerini kaleme alıyor. Hangi özelliklerde? Örneğin o geldiği dönemde çok ilginç, benim de pek duymadığım silahhane bölümü var Bursa'nın. Evet. Oraya gidiyor, orayı keşfediyor. Çok ısrarla oranın anahtarını buldurtuyor, açtırıyor. Orada gördüğü manzarayı ben burada ayrıntısıyla anlatmayayım ama düş kırıklığına uğruyor. 3 sefil top gördük, başka bir şey bulamadık diyor. Bunun gibi pek çok ayrıntı. Mekansal olarak bugün nerede olduğu konusunda bir çıkarım. Tabii şeyde Hisar'da. Evet. O dönemde bakın Esat Bey 100 bin nüfuslu bir kentten söz ediyoruz. Bursa'da Hisar bölgesinde biz şöyle yanılmayayım 13 bin hane bulunuyor Hisar bölgesinde ve bunların tümü Türk. Onun dışında Hisar'dan yarı yıpranmış surlardan kente bakıldığında nasıl bir manzara var? O oralarda şöyle söyleyeyim 6000 Ermeni, 3500 Rum ve 1200 Yahudi yaşıyor Bursa'da. O günün Bursa'sında manzara bu. Yani bu yaklaşık 250 yıl önceden söz ediyoruz. 225 aşağıda. Yıl tabii. Evet. 1793 olduğunu şey yaparsak, düşünürsek çok doğru. İşte biz bu seyahatnameyi ki bu seyahatname 18. yüzyıl içinde tamamıyla, tümüyle Bursa'ya ayrılmış kitap bütünlüğünde tek seyahatnamedir. Yani evet. Kitap bütünlüğünde. Onu tam metin olarak sunuyoruz okurlarımıza. Gerçekten müthiş bir, muhteşem bir seyahatname evet. Bursalılar. Yani tarikatlardan tutun da bir Rufai tarikatının zikir şeyini de sergiliyor. Onu çok ayrıntılı anlatıyor. İşte Osman Gazi, Orhan Gazi Türbesi, Ulu Cami üzerine ayrıntılı bilgiler veriyor. Apollyon'ta varıncaya kadar pek çok bölgeyi dolaşıyor. Bursa ve çevresi ve kadın yaşamı üzerine ilginç ayrıntılar var. Evet. Çok yani güzel bir şey. Peki. Bu kadar da değil elbette. 75'ten fazla kişinin hayat hikayesi dedik. Evet. Ve yani tanıtımlarında da benim ilgimi çekti. Yani gazetecisinden yazarına, sporcusundan sanatçısına ve hatta delisine kadar. Şimdi köy dosyasından pek söz edemedik ama şunu vurgulayayım bir cümleyle. Buyurun. 16 ilçede 52 köyde yapılan saha araştırmasının da burada iskelet sonuçları var. Büyük bir araştırma. Ama biz onun tabii iskelet bölümünü ancak yayımlayabildik. Çünkü çok kapsamlı bir şey. Evet. Burada da o konunun ayrıntılarını bulacak okurlarımız bulacaklar. Portrelere gelince dediğiniz gibi 75'in üzerinde Bursa'nın işte kültür, sanat, eğitim, ne bileyim yani spor her alandan değişik sanayisi var bunun. Örneğin Kamil Tolo'nun Bursa'da ilk bilirsiniz. Çamaşır makinesini üreticisi bir ünlü iş adamı. Onun çok güzel bir portresi var. Onun eşinin çok güzel, nefis yazılmış bir yazar arkadaşımızın yazdığı bir portre var. Bunların yanı sıra hatta hiçbirimizin tanımadığı Derya Dil Hasan diye bir deli yaşamış 40'lı yıllarda Bursa'da. Onun ilginç Bursa ve deli portresi. Deyince hep Deli Aytan gelir aklı ama demek ki o değil. Evet, onun pek gölgesinde kalmış ama çok ilginç kişiliği olan, simit satarak geçinen, çok ilginç yaşantısı olan örneğin Teferruç bölgesinde bir servi ağacının üstünde yatıp kalkan, orada yaşayan bir delinin portresi de var. Evet. Peki işte bu konuları içeriyor Bursa'da Yaşam Dergisi evet. ve meraklıları, okuyucular yarın Olay Gazetesi ile birlikte bayilerden Bursa'da Yaşam'ın son sayısına ulaşabilecek. Yeni sayısına evet yeni yani sayısı. Son sayısı hiçbir zaman olmasın devam diyelim ve devam etsin peki. diyelim. Çok teşekkürler Nait Kayabaşı hem sohbet için hem de emeğiniz için. Evet, yarın sabah gazetemizle birlikte okurlarımız edinebilirler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.